Yani aslında trendleri çok daha rahat görmenizi sağlıyor. Lakin aşı grafiklerini kullanmanızı çok da tavsiye etmiyorum. Bunun sebebi şu, çünkü bazı sonuçlar var, müthiş karlı. Sonuçlar %100 ihtimalle yanlış. Her gün onlarca kanal karlı olduğunu iddia ettikleri stratejiler anlatıyor. Peki bunlar gerçekten karlı mı? Bu sorunun cevabını almak için doğru yerdesiniz. Kanalımda bu stratejileri kodlayarak elde ettiğimiz sonuçları göstereceğim ve birlikte inceleyeceğiz. Amacım sizlere şeffaf bir şekilde çalışan veya çalışmayan stratejileri sunarak yatırım ve trade dünyasında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak. Sizi finansal stratejilerin dünyasına davet ediyorum. Hemen şimdi kanalıma abone olun ve beraber keşfetmeye başlayalım. Birkaç gün önce izleyenlerden birisi bize mesaj attı ve dedi ki, "Hocam bir strateji var, bana iyi gibi geldi ama işlemlere girdiğimde nerede girip çıkacağımı bilemiyorum. Siz bir bakar mısınız, bir backtest yapar mısınız?" dedi. Biz de dedik ki tabii ki. Ve birlikte bugün o sistemi inceleyeceğiz. Bu sistemde iki tane indikatör var. Bu indikatörlerden bir tanesi Twin Range Filter. Bakın burada Colin isimli kullanıcının paylaştığı indikatör. Buna tıklıyoruz. Ekranımıza böyle bir sürü long short sinyali geliyor. Sonrasında bir de Falma yazıyoruz. Red Card Trader'ın paylaştığı indikatörü açacağız. İsim de zaten buradan geliyor. Smooth and Lazy Moving Average'in kısaltması Salma. Bunu da açtığımızda ekranımızda bir sürü alsat sinyali ve bir hareketle ortalama çıkacak. İndikatörlerimizin ayarlarını da unutmadan söyleyeyim. Onlar da şöyle, Twin Range 12, 1, 4, 2 olacak. Salma'da da uzunluk 45, ekstra smooth 1 olacak. Bunlar bize stratejinin anlatıldığı videoda söylenen ayarlar. Biz de bu yüzden bu şekilde test ediyoruz. Sizi de bu konuda bilgilendirmiş olayım. Şimdi biliyorsunuz ki biz hep başka YouTube kanallarının anlattığı stratejileri alıyoruz, kodluyoruz, backtest'ini yapıyoruz. Burada da yine öyle yapacağız ama burada videoda anlatılan fakat bana mantıklı gelmeyen bir şey var. O da şu, videoda deniyor ki şimdi örneğin böyle hareketli ortalama yeşil, fiyatlar artıyor ama bize short sinyali geldi. Buna da girebilirsiniz. Bu güçlü bir sinyal değil ama yine de girilir falan şekli anlatılıyor. Açıkçası bu bana çok mantıklı gelmedi. Bu yüzden size de böyle kullanmanızı tavsiye etmem. Fiyatlar yükselirken short işlem açmanızı tavsiye etmem. Fiyatlar düşerken long işlem açmanızı tavsiye etmem. Bu konuyla ilgili bir sürü laf vardır. Düşen bıçak tutulmaz, trend is your friend, rüzgara karşı tükürmeyin gibi farklı laflar var. Ben de bunları açıkçası katılıyorum büyük oranda. Dolayısıyla ben de sisteme buna göre kodlamadım. Ben de sistem şöyle, hareketli ortalama yeşil mi? Fiyatlar yükseliyor, tamam. Long sinyali mi geldi? Tamam, o zaman long'a gireceğiz. Fiyatlar düşüyor mu? Hareketli ortalama kırmızı mı? Tamam. Short sinyali geldiğinde short'a gireceğiz. Long gelirse, hareketli ortalama kırmızıysa o long'a girmeyeceğiz şeklinde kodladım. Aynı zamanda videoda bize şu söyleniyor. Deniyor ki burada bu zaman aralığının yanındaki yerden tıklayın ve Hayk'in aşı grafiklerine geçin. Hayk'in aşı grafiklerine geçtiğinizde bunların hesaplanış şekli değişiyor. Bakın mesela şu an yaklaştığımızda göreceksiniz. Bakın böyle trendleri çok daha net hissettiren, yükselirken yemyeşil çıkan ya da düşerken böyle kıpkırmızı düşen bir mum grafiği oluyor. Yani aslında trendleri çok daha rahat görmenizi sağlıyor. Fakat ben sistem test ederken ya da alsat yaparken Hayk'in aşı grafiklerini kullanmanızı çok da tavsiye etmiyorum. Bunun sebebi şu, edinmiyor. Bunlar normal nullar gibi çalışmıyor. Yani mesela şimdi normalde 30 dakikalık grafikteyiz ve şu an mouse'um 22-30 nullunda. Normal mumda nedir? Şurası açılıştır. Mumun açılış fiyatı, şurası kapanış fiyatıdır, değil mi? Biz biliriz ki saat tam 22.30 iken fiyat, bu sahada görebileceğiniz, 36.163 dolarmış. Ama Hayk'in aşında durum öyle olmuyor. Saat tam 22.30 iken fiyat 36.163 değil. Dolayısıyla bu da backtest sonuçlarını yanıltabilir. Ama bunun için de bir şeyler düşündüm. Birlikte zaten göreceğiz. Sistem anlatımı bu kadardı. Yani işte bu iki indikatör ve Hayk'in aşı da yapacağız. Aynı zamanda yorumlarda çok gelen bir istek vardı. O da şu. Hocam hep kripto çekiyorsunuz. Başka şeyler de diyorsun. İşte borsada gösterin, şunu da gösterin, bunu da gösterin. Aslında biz sadece kripto çekmiyoruz. Biz backtest sonuçlarımızı hep euro, dolar ve bitcoin üzerinden gösterdik. Bunun da sebebi iki farklı sektör. İkisinin de en majör görünümleri. Ama artık farklı bir sisteme geçiyoruz. Ve backtest'i yaparken 1, 5, 15, 30, 1 saat, 4 saat ve 1 günlük zaman aralıklarında aynı anda hem kripto, hem forex, hem de BIST'i göstereceğiz. Ve her zaman olduğu gibi kodları videonun açıklamalar kısmına koyacağız. Siz hangi üründe kullanmak istiyorsanız gidip kendi backtestinizi yine yapabileceksiniz. Sadece biz gösterirken yeni bir stile geçiyoruz.
Bunları da anlattım. Şimdi bir de test koşullarını anlatayım. Sonrasında sonuçları incelemeye geçeceğiz. Testimiz her zaman olduğu gibi 2 ATR stop mesafemiz var. Ve 2 ara ardında kar al noktamız var. Ve sistemin bize long short sinyali verdiği anlarda işleme giriş yapacağız. Backtest sonuçlarını incelemeden önce bir de şunu göstereceğim. Dediğim gibi hiking aşı normal volumlardan farklı hesaplandığı için sonuçlar gerçeklikten uzak oluyor. Bunu da daha az bir seviyeye indirmek adına stratejinin özellikler kısmında en aşağıda bulunan standart OHNC kullanarak seçeneğini tıklıyoruz. Bu ne derseniz gelin birlikte okuyalım. Hiking aşı grafikleriyle çalışan stratejilere daha gerçekçi sonuçlar için gerçek OHLC fiyatlarını kullanarak eminleri doldurmaya zorla. OHLC ne derseniz Open High Low Close. Yani açılış yüksek düşük kapanış demek. Yani gerçek bir mum kullanmaya zorlayacak strateji. Bu da sonuçları daha gerçeğe yakınlaştıracak. Biz de backtest sonuçlarımızı bu tek işaretli şekilde inceleyeceğiz. Şimdi sonuçları incelemeye geçelim. Değerlendirmelerim hep şu varsayım üzerinden olacak. Şimdi biliyorsunuz ki biz bu stratejiyi incelemeye geçmeden önce size şeyi gösterdim. Ayarlardan standart OHNC kullanarak seçeneğini işaretledik ya. Eğer bu işaretleme sonucunda incelediğimiz backtest sonuçları gerçekse ya da gerçeğe çok yakınsa diye düşünerek değerlendirme yapacağım. Yani bu zamana kadar hiç hiking aşıda çalışmadık. Çünkü sonuçlar gerçek çıkmıyordu. Ama bu sistem böyle hazırlandığı söyleniyor. Hiking aşıya göre olduğu söyleniyor. Bu yüzden bu seferlik böyle yaptık. Sizin eğer bir bilginiz varsa, hiking aşıda gerçek sonuçları nasıl göreceğimizi biliyorsanız ya da o işaretleme bizi gerçek sonuçlara yakınlaştırıyorsa, bu konuda bir bilginiz varsa yorumlarda bize anlatın, biz de birlikte öğrenelim. Dediğim gibi sonuçların gerçek olduğunu varsayarak konuşacağım. Hemen şimdi değerlendirmeye geçelim. Şimdi birincisi günlükle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Günlükte Bitcoin sonuçlarını değerlendirmek çok çok makul gelmiyor bana. Çünkü toplamda 31 tane işlem var ve 4 yılda. 4 yılda 31 işlem bana çok değerlendirmeye uygun gelmiyor. Orası sizin takdiriniz. Diğer noktada şu, yine günlükte BIST 100'ü de değerlendirmek bence çok mantıklı değil. Bunun sebebi de şu, değerlendirme 1986'ya kadar götürüyor. Yani BIST 100'de bir backtest yapmak istiyorsanız bence bunun en erken başlangıç tarihi 2015 olmalı. Devamı çok anlamlı değil bana göre. Bu da diğer noktaydı. Şimdi gelelim sonuçların nasıl olduğuna. Sistemi değerlendirmeye geçmeden önce şu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Bu video ile birlikte artık backtest'i aynı anda 3 farklı alana ve 3 farklı ürüne yapmaya başladık. Bu sizce yararlı oldu mu? Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sistemi değerlendirmeye geçersek de ya şimdi 3 farklı alanda ve bir sürü zaman dilimini incelediğimiz için sistemin kendisine direkt böyle şöyledir böyledir demek çok makul değil. O yüzden alan bazlı konuşacağım. Yanlış hatırlamıyorsam biz tarafında çoğunlukla karlı duruyordu. Euro-Dolar'da çok stabil bir çok karlıdır ya da karsızdır diyecek bir durum oluşmamıştı. Bazı zaman dilimlerinde çok iyi dururken bazılarında normal ya da kötü duruyordu. Kripto tarafında da özellikle düşük zaman diliminde 1 dakikada falan çok iyi görünüyordu diye hatırlıyorum. Ya bu sisteme puanım 10 üzerinden 6 olacak. Bunun birkaç sebebi var. Bir hiking aşıda olması kaynaklı ben biraz ön yargılıyım. Yani şeyi tam bilmiyorum. Şimdi biz bu sonuçları inceledik de bunlar gerçek mi? Çünkü bazı sonuçlar var müthiş kendi. Bu gerçek değilse büyük bir hayal kırıklığı. O yüzden hiking aşı konusunda benim yeterli bilgiye sahip olmamam kaynaklı. Aslında birazcık düşük puan verdim. Belki sonuçlar gerçekti. Orayı işaretlediğimiz için. Ama şunu söyleyeyim. Orayı işaretlemesek sonuçlar %100 ihtimalle yanlış. O cepte. İşaretledik belki doğrudur. Neyse hiking aşıdan biraz kırdım. Şu an düşünürken puanı 7'ye çıkardım. Bunun sebebine geleceğim. Sebebi de şu. Aslında baktığınızda sistem o kadar da kötü değil. Yani bir hareketli ortalama var. Yani bir bakıma bir yön belirliyor. Ve o yönde biz gelen bir long sinyaline ya da short sinyaline giriyoruz. Bu mantık temelde okey bir mantık. Sadece işte ben Twin Range Filter indikatörünün tam olarak işlevini bilmiyorum. Dolayısıyla sistem neden böyle bir araya getirilmiş bunu anlayamıyorum. Sistemin zayıf noktaları tespit edilmiş mi? Oraların üzerine bir çalışma yapılmış mı? Bunları bilmiyorum. Dolayısıyla sistemin backtest sonuçları iyi duruyordu. Yani özellikle biz tarafındaki sonuçlar iyiydi. Aynı zamanda zaten bu kodlara siz de açıklamadaki linkten erişebiliyorsunuz.
kullanıyorsunuz. Yani artık benim değerlendirmeme de çok fazla ihtiyacınız yok diye düşünüyorum. Siz ekleyin. Hangi üründe kullanıyorsanız ona bakın. Hangi zaman aralığında kullanıyorsanız ona bakın. Orada sonuçları değerlendirin. Siz de kendiniz sistemi puanlayın. Kullanılır mı kullanılmaz mı karar verin. Değerlendirmelerim bu şekildeydi. Aynı zamanda videonun açıklamalar kısmında bir OKX referans linki bulunuyor. Bu referans linkinden OKX'te hesap açarsanız gelecekteki güzel projelerimizde güzel avantajlar elde edebilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.